Merhabalar, Kebigeç'te yeniden birlikteyiz. Bu hafta Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Ercan Gümüş Hoca ile Libra yayınlarından çıkan Tarihçi ve Asi 19. 16. yüzyıl Celali isyanlarının Osmanlı tarih yazımına yansımaları üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yalçın Hocam. Eyvallah. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür İzleyenler ederim tarafından değerli merhaba. hocam. Sağ olasınız. Hocam kitabınızın hikayesi nasıl başladı diye sormadan önce aslında Celali isyanları Osmanlı tarih yazımında modern dönem araştırmalarında da üzerine epey çalışılan konulardan bir tanesi. Ve özellikle 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl bağlamında Osmanlı coğrafyasında ya da Osmanlı mülkünde meydana gelen çeşitli isyan hadiseleri söz konusu. Siz daha çok 16. yüzyılın başı odaklı meseleyi ele alıyorsunuz. Ve bu açıdan ilk soru olarak aslında bu kitabın hikayesinin hangi problematikler üzerinden başladığını sorarak sohbeti başlatmak isterim. Buyurun değerli hocam. Eyvallah hocam. Bu kitabın hikayesi esasında benim yüksek lisans çalışmama dayanıyor Yalçın hocam. Evet. 2005-2008 yıllar arasında Gazi Üniversitesi'nde yapmış olduğum yüksek lisans çalışması sırasında biraz da tarih yazımıyla ilgilendik. Yani biraz tarih felsefesi okumasına yakın olacak şekilde. İşte bilginin nakil sürecinde tarihçinin üstlendiği misyon, bunları tahrip edebilme ihtimali falan gibi çok sayıda gerekçelerle bu konuya eğildik. Esasında problematik dersen bununla ilgili söyleyeceğim şey tarihçinin esasında kendi döneminden buraya nasıl baktığını biraz sorgulamak. Malumun biz tarihle ilgili olan arkadaşlarımızın sıklıkla karşılaştığı bir alıntı vardır. Karl Tarih Nedir kitabının ikinci ya da üçüncü bölümüydü şu an tam hatırlamıyorum. Orada bir tarihi eseri ele aldığınız zaman önce o dönemin tarihçisine ve yazıldığı yere bakın der. Evet. Dolayısıyla bizim çalışmamız da biraz oraya odaklandı. Birazdan zaten konu gelip de bahsetmek icap ettiği zaman söyleyeceğiz. Esasında çalışmayı okuyacak arkadaşların sık sık okuma sırasında dönüp hem bir çağdaş olayın çağdaş nakiline hem de tarihçinin bilgisine müracaat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani tek başına oturup baştan sona okunacak bir kitap değil. Yani böyle bir şey yok kitabın. Yazılım amacı da öyle değil. Sıkıcı da olur zaten Yalçın Evet. Hoca. Öyle bir okuma tarzı. Peki hocam, bu Celali isyanlarının kitabınız bağlamında konuştuğumuzda patlak verdi. İşte ikinci Bayezid ve dönemi sonrasına odaklanıyorsunuz. Bu dönemin şartları ve koşulları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Özgünlüğü nedir bu çalışma? İkinci Beyazıt döneminde özellikle incelediğimiz kroniklerde Yalçın Hocam ağır bir idari bunalımdan bahsediliyor. Celalzade bunu çok net tasvir eder, anlatır. Paşaların Anadolu'da beylerbeylerinden bahseder. Özellikle de Karagöz Paşa'dan, sonrasında Hadım Ahmet Paşa, Hadım Ali Paşa'dan bahseder. Paşaların özellikle yönetimi bırakıp eğlenceye düştüklerinden, meclislerini güçlendirmek kaygısından, kapı kullarını güçlendirmek kaygısından yönetime çok eğilmediklerini, yani asıl işleri olan adaleti tesis etme meselesinin çok gerisinde olduklarını şikayet eder, anlatır bunu. Bu taşradaki beylerbeyinin sarayındaki durumdur. Merkezdeki durum malumun İkinci Beyazıt dönemi, İkinci Beyazıt'ın babası gibi aksiyoner bir sultandan sonra layıkıyla çok incelenmemiştir, eleştirilmiştir sıklıkla. Çünkü bir de sonrasında daha aksiyoner bir halef gelmiştir. Bu ikisinin arasında Beyazıt dönemi hani çok da böyle sönük kalır tabiri caizse. Ama biz o dönemde Beyazıt'ın çabalarına baktığımız zaman esasında Osmanlı tarih yazımına onun bir ışık çaktığını, bir hareketlik getirdiğini görürüz. Ne yapar esasında? O tarih yazımıyla kendi döneminin babasının gerisinde olmadığını ispata çalışır. Bu önemli bir farktır. Babası dediniz Fatih Baba Sultan gölgesi, Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, 1451-81 yıllar arasında hüküm süren, 2. Mehmet olarak da bilinen sultandır. Esasında Bayezid onu
bu kadar da iş yapmıştır ama bu yapılan işlerin belki propagandası eksiktir. Bir yerde Beyazıt'ın bu tarihçileri bu kadar çevresinde topluyor olması, bunlara bu kadar tarih yazdırıyor olması esasında PR çalışması diyebileceğimiz biraz vizyon gösterme gayretidir. Onun kendi, Beyazıt'ın kendi ruh haline baktığımız zaman kroniklerde de sıklıkla geçiyor. Sultanın o dönem onu ziyaret etmiş seyyahların notları arasında da görüyoruz. Sultanın içine kapanık, çok düşünceli, eğlenceden çok haz etmeyen bir kişilik olduğunu söylenir. Malumun işte Beyazıt'ı veli diye de zikredilir. Abi bu veli olma hali biraz da tarihçilerin yarattığı bir imaj olsa gerek. Çünkü gençlik döneminde çok da veliliğe yakın işler olmadığı, hatta işte babası Fatih'in onun Amasya Sancağı'nda bulunduğu sırada yanındaki Müeyyizade'yi öldürülmesine dair bir emirle uyardığına dair veriler var. Bunlar tarihçilerin malum olan bilgilerdir. Bayezid'in böyle bir ruh hali içerisinde çok saltanatla ilgilenmediğine dair çok kayıt var. Böyle olunca ne oluyor? Saraydaki diğer kliklerden, paşalardan ortaya bir güç grubu çıkıyor. Bunlardan en meşhur işte Hadim Ali Paşa'dır. Hadim Ali Paşa da zaten Sultan Şehzade Ahmet, Sultan Ahmet taraftarıdır. Ama Yeniçeriler Sultan Ahmet'e çok şey vermezler, destek vermezler. Devam edelim bu Beyazıt döneminin şeyle. Burada aslında şunu sorayım hocam. Evet, 2. Beyazıt'tan bahsettiniz. Aslında Müeyyedzadelerin, lalaları olan Müeyyedzadelerin Fatih tarafından öldürülme gerekçesi de Beyazıt'ı alıştırdıkları esrar müptelalılığıdır. O şekilde geçiyor tarihte. Peki bu öldürülme ilan... tabii Yalçın hocam, bu araya girelim. Öldürülme gerçekleşmemiş. Çünkü tabii. Sonra İran'a kaçıyor. Şimdi bu isyanların peki kronolojik sıralaması hakkında ne söyleyebiliriz hocam? Eksik kaldığımız bir şey de olmasın. Kalenderilere değinmek lazım. Bu Beyazıt'ın, ikinci Beyazıt'ın esasında kalenderilere de çok düşman olmadığını biliyoruz ama kendisine karşı düzenlenen bir 1492 Arnavut seferinde bir ışık attığı bir abbalın şeyinden bahsedilir, suikast girişiminden. Bunu da o Otmamava ve tekkesine, yani kalenderilere yazar. Kalenderiler de bu bağlamda işte Anadolu'ya sürülürler. Anadolu'ya sürülmeleri esasında Şah İsmail içinde, 1501'de tahta gelen Şah İsmail içinde hazır bir ittifak gücü oluşturur. Anadolu'daki mevcut sosyolojik yapı da işte kalenderiliğin, Alevi Bektaşiliğin belki daha sonraki haliyle çekirdek yapısını oluşturan Türkmen aşiretler arasında yaygındır. Tabi bu Türkmen aşiretlerinin yanına Kürt aşiretleri de katmak gerekir. O dönem orada olan etnisitesini belki bilmediğimiz daha başka aşiretlerin de varlığı tartışılabilir, konuşulabilir. Malumun o hani Türkmen, Türklük falan tartışmaları çok sonradan yapılıyor. Ama bu dönem için böyle kesin etnik temelli tanımlamalar çok sağlıklı değil. Ama sosyolojik şey üzerinden, bunların üretim ilişkileri üzerinden yaşam şekilleriyle ilgili belki bazı şeyler söylenebilir. Konar göçer olmaları önemli bir husustur. Konar göçer olan altyapı Yalçın Hocam isyanın temel zeminini oluşturuyor. Acizane benim söyleyeceğim belki şu olabilir. Yerleşik kültürün bir uzantısı olan Kitabi İslam ve belki de saray, bunun en uzantılı hali, en işte örgütlenmiş yapısı olan, devletin temsilcisi olan saray ile göçebe ve zaman zaman bu göçebeleri de güçlendirecek işte tımarlı sipahiler gibi ya da Dulkadir Türkmen aşiret aristokrasisi gibi kimselerin de küstürülüp bu yöne yönlendirilmesiyle daha çok çıkıyor. Dolayısıyla şehzadelerin Ahmet'in, Korkut'un ve Selim'in taht kavgalarının halkı bıktırmasını kronikler zikrediyor. Biz de karşılarak okuyoruz bunları çağdaş okumalarımızda. İkincisi de mezhep olarak Anadolu'daki dini yapı, göçerlik üzerinden kurulmuş sözlü İslam, sözlü kültürü, buna bir zemin oluşturması. Buna da devletin, özellikle de Yeniçeri ağlarının yönlendirmesiyle, Selim'in daha sonra 1511-12'de tahta geçmesiyle şeyin paradigması değişir. Evet. Sultanın özellikle buraya yönelik paradigması değişir.
Siz aslında kitabınızda hocam bir kronolojik akış içerisinde bu hadiselerden bahsediyorsunuz. Bu vesileyle evet. Tekrar soracak olursam, hep bile geldiğimiz 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyıl ekseninde ele alınan bu Celali isyanlarını aslında siz daha geriden çekerek getiriyorsunuz. Bunlara dair kronolojik bir sıralama yaparsak ve bu evet. Hadiselerin hangisinden bahsedebiliriz peki? Yalçın Hocam, ilk olarak 1511 Şahkulu isyanını ele almak gerekir. Şahkulu isyanının, Şahkulu'nun esasında babası Hasan Tekelü'nün, Hasan Tekelü'nün Şah İsmail'in göndermiş olduğu bir halife olduğu da rivayetler arasındadır. Şahkulu'nun ki Tekelü aşiretinin hemen hepsinin de Şii temayülünde olduğu söylenir. Tekelü aşiretiyle 1511 yılında Sultan Öldü şayasıyla, yani sultanın ölmesini bekleyen, biraz da inancın temelinde şey var. Hani bu apokaliptik bir yaklaşım var. Yani kıyamet gelecek. Sultan evet. Öldü, kıyamet gelecek. O zaman bu kıyameti kimin engelleyecek? Hasan halifenin oğlu Şahkulu, şeytan kulu diyor Osmanlı tarihçilerinden bazıları. Hepsi benzer ifadeleri kullanmıyor. 1511'de ayaklanıyor. Ayaklanmasına oradaki Tekelü aşiretiyle beraber halk katılıyor. Tabii bu Celalzade'nin anlattığı Anadolu'daki Karagöz Paşa'nın sürdüğü zevk-ü sefa yönetimini de düşünün. Buraya doğru bir hareketlenme var. Burada ilk çarpışma oluyor. Buna Kütahya Savaşı diyebiliriz. Bu çatışmalara. Çatışmaların ilkine. Kütahya çatışmasında Karagöz Paşa öldürülür. Daha sonra Şehzade Ahmet taraftarı olan Hadım Ali Paşa bu meselelerin üzerine gideceğini belirtir. Sultanı ikna eder. II. Bayezid'i. II. Bayezid de kendisine bir ordu verir. O bu orduyla Karaman iline geçer. Kronikler bunları farklı yerlere olarak anlatıyor. Kimisi Karaman vilayet ediyor, kimisi Kütahya diyor. Farklı yerlerden bahsediyorlar. Hasılı Sultan Ahmet ya da Şehzade Ahmet, kroniklerde çünkü Sultan Ahmet diye geçiyor. Hiç sultan olamadı ama Şehzade Ahmet yanındaki orduyla şeyle buluşur. Hadım Ali Paşa ile buluşur. Hadım Ali Paşa fakat beklemez. Özellikle burada bir harp tekniğinden bahsediyor kronikler. Şahkulu'nun bu ilk savaştan sonra ordunun zayıf olan, daha doğrusu tabilerinin zayıf olanlarını arkaya koyup güçlü olanları onların gerisinde tuttuğunu ve Osmanlı askerlerini aldattığını söylüyor. İlginç olarak Hadım Ali Paşa bu zaferi kazanmak adına bunlara saldırıyor. Saldırınca galip geliyor. Şahkulu ve yandaşları, yani bu Alevi kitle, Bektaşi kitle galip geliyor. Bektaşi demek çok doğru mu Yalçın Hocam bilmiyorum. Bektaşi daha sonraki bir kavram. Yani aslında 1501'den itibaren ki tabii bizim yaptığımız çalışmalarda daha öncesinde de bu tabirin kullanıldığını biliyoruz. Evet. 15'ten itibaren bu tabirin kullanıldığını biliyoruz. Peki hocam, burada Şahkulu diyorsunuz, Bozoklu Celal diyorsunuz, efendime söyleyeyim işte Süklün Koca ve Baba Zünnün isyanları diyorsunuz, sonra Kalenderoğlu isyanları diyorsunuz ve bunları çalışmanızda ziyadesiyle teferruatlı bir şekilde işliyorsunuz. Peki ben buradan şunu sorsam, yani siz netice itibariyle bunları ele alırken buna dair bir kronik, bir Osmanlı tarih yazımını işaret eden kronikler üzerinden değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Peki kaynaklar bütün bu hadiselere dair bize ne diyor? Nasıl bir değerlendirme yapıyorlar? Siz buna dair nasıl bir değerlendirme yaptınız? Yalçın Hocam, İdrisi Bitlisi'nin bu anlamda ilk sitirilen isim olması gerekir. Çünkü birçoğu İdrisi Bitlisi'den alıyor. Özellikle ben de onun Selim Şahnamesi'ne müracaat etmiştim. Heşbeyş'ti tabii kullanmak isterdik ama Heşbeyş zannedersem buraya kadar getirmiyor meseleler. Yani ikinci biraz dönemiyle bitiriyor. Onun da çevirisi zaten yeni yapıldı. Malum işte sen sık sık konuk ediyorsun. Vural Genç çok da güzel bir çalışma kaleme aldı. İdrisi Bitlisi'ye dönecek olursak Selim Name'de bu meseleyi uzun uzadıya anlatıyor. Bu meseleleri çok İran yazımında görülmeyecek bir şekilde sonraki isyanlarla da ilişkilendiriyor. Mesela geleneksel İran Şehname yazımında olaylar baştan sona çok tumturaklı ve süslü ağdalı anlatılır ama olaylar arasındaki illiyet bağı, neden sonuç ilişkisi
çok kurulmaz. Hı-hı. Ama biz İdris'te onu görürüz. Mesela İdris özellikle şey savaşından sonra bu Karaman Savaşı'ndan sonra Hadım Ali'nin öldüğü ama kimilerine göre bazıları Şahkul ölmedi der ama İdris öldüğünü söylüyor. Bundan sonra yapılan tahkikata dikkat çeker. O tahkikat çok önemlidir. Bizim için belki hani naklindeki önemli husus odur. O sonraki Bozoklu Celal isyanına sebebidir. Orada yapılan tahkikatta yüksek oranda, yüksek sayılardaki insanların katledilmesi hadisesidir. Tabii biz bununla ilgili yeni bir polemiğe girmeyelim, yeni bir tartışmayı açmayalım. Buna dair Osmanlı arşivinden net verileri bulmak falan çok zor, çok erken bir dönemden bahsediyoruz. Ama İdris gibi saray tarihçisi ve Selim tarafından da ikinci defa Bayezid küskünlüğünden sonra getirilmiş birinin, tarihçinin bunu yazıyor olması bir önem arz ediyor. Hı hı. Rakamla veriyor. 40 bin civarında diyor. Hı hı. Bu 40 bin rakama fakat Yalçın Hocam şey bir rakam. Hani evet böyle yani var işte, büyüklüğü göstermek için. Büyüklüğü göstermek için kullanılan işte bir şey darbu mesel diyelim artık o dönem için kullanılan bir kavram. Bunu İdris'ten söyleyebiliriz. Keza İdris'ten Alanç Hoca Saadettin bu hikayeye biraz daha farklı şeyler katar. Ama Kemal Paşazade bambaşka bir çizgide gider. Hı-hı. O mesela başka bir anlatıyı tercih eder. Onun anlatımıyla İdris'inki çok birbiriyle örtüşmez. Zaten bunları tarih yazımında da biliyorsun birbirleriyle bir karşılıklık vardır. Esasında biz hani Bayezid Farsça ve Türkçe yazdırır deriz ama Bayezid'in Farsça yazdırdığı İdris'le Müeyyidzade Abdurrahman'ın yazdırdığı Türkçe Kemal Paşa'nın yazdırışı da birbirinin rakibidir aslında. Anlatı noktasında da bunlar ayrı bir çizgide gidiyorlar. Kitabın içerisinde zaten bu ayrıntı 3. bölümde okuyucular oradan bu ayrıntıları paragraf başlarından kronikörlerin şeyleriyle takip edebilirler. Bitlis ne dedi? Efendime söyleyeyim Kemal Paşa'da ne anlattı? Hoca Saadettin kimden aldı? Şükrü nasıl bir seyirde anlatıyor tarzında uzatabiliriz. Ama bu tahkikat özellikle Alevi hacbe Alevi kalenderi motifleri görülen isyanlardaki şiddet, kör şiddet dediğimiz şiddetin birbirini beslediği ve sonraki isyanların sebebi olduğu söyleniyor. Özellikle Şahkulundan kaçan, Şahkul isyanından kaçan Bozoklu Celal Şahveli adındaki kişinin bir mağaraya sığınıp burada anlattığı işte halkı irşada davet ettiği süreci İdris direkt buradan kaçan bir kılıç artığı şekliyle anlatır bize. Yani takibattan kurtulmuştur ve gitmiştir orada. Turhal civarında der Bitlisi. Turhal civarında çıkan şeyin yine kıyametin geleceğini, işte Mehdilik sürecinin başladığını, kendisinin de Mehdi olduğunu nakleder. Biz bu arada Şahkul'un da çok şeye bağlayamadık. Şahkul isyanının sonucunda kimisi Şahkul öldürüldü dese de öldürülmediğine dair veriler de vardır, anlatılır. Bu kitlenin şeye gittiği, İran'a gittiği önemli bir meseledir. Bir de burada Yalçın Hocam şeye değinmek lazım, kitlelerin hareketi. Peki ben burada aslında burada sözünüzü unutmayın, tam da bu bağlamda bu kitlelerin hareketi ve bu hadiselere ya da isyanlara iştirak eden toplumsal tabanın dünya görüşü, dini anlayışına dair de cümlenizi oradan devam ederseniz daha belki şey olur, dolgun olur. Evet, Ahmet Yaşar Ocak gibi işte hepimizin malumu olan Kalenderiler, Zındıklar, Mülkler kitabının yazarı bir kaynağımız şunu anlatır, çağdaş kaynaklar bağlamında söylüyorum. Zaten İdris, Celalzade falan söylerler. Yani bunların sapık mezhepli olduğunu, işte kızılbaş olduklarını falan anlatırlar. Yani kızılbaşlığa dair şeyleri kötü şeyler olarak kullanırlar. Hatta Celalzade mesela çok ilginç bir benzetmede bulunuyor. Celalzade ötekileştirmeyi o boyuta getiriyor ki açıldı örtü Nisa'da verildi alem fesada diyerek kadının türbanıyla, hicabıyla bu kitlenin düşmanlığını oluşturmaya çalışıyor. Yani şeyi bir yerde kullanıyor. Dini argümanları o kitabı İslam'daki ibadet rutinlerini kullanıyor. Keza bir yerde bu kitlenin şarap kullanmasını, içki içiyor olmasını da kullanıyor. Lanetlerken bunlar üzerinden ilerliyor. Bunlar bizim kalenderilikten bildiğimiz, duyduğumuz, işittiğimiz şeyler Yalçın Hoca. Hı hı. Kalenderilerde biliyorsun kalp temizliği, hı, yani ameldense niyetin esas olduğu, bu işte Aleviliğin içerisinde böyle giriyor.
12. yüzyılda işte Cemalettin-i Safi üzerinden gelen, onun menakımın abisiyle çok bilinen esasında bir inanç şekli. Kalenderiliğin hemen içerisine girdiğin zaman ne geliyor ilk göze çarpan? Onlar görünen ibadeti yapmazlar, sevmezler. Ayrıştıkları melamilerle farkları budur. Görünen ibadetlerden uzak dururlar ama Kitab-ı İslam'da ise görünen İslam, görünen ibadetler çok da önemlidir. Tarihçi bunları da kullanır. Yalçın Hocam, böyle farklı bilgi olması bağlamında çekip aldık bu hususu. Ya Ahmet Yaşar Ocak da bu kalenderilere çok değinir. Biz şuna kanaat getirebiliriz. Kronikler de zaten bunları değerlendirecek çok sayıda malzeme var. O lanetleme, o şeytanlaştırmada çok fazla sayıda günümüzde işte Bektaşiliğin, Aleviliğin içerisinde görülen ritüellerin, isimlendirmelerin Osmanlı kronikerleri tarafından lanetleyici, ötekileştirici kavramlar olarak kullanıldığını görüyoruz. Biliyoruz diyorsunuz. Bu arada bu program vesilesiyle şunu da söyleyelim. Ahmet Yaşar Ocak hocam iki kitabı çıktı yeni yeni Alfa Yayınları'ndan. Tasavvuf, Velayet ve Kainatın Görünmez Yöneticileri bir çalışması. Diğeri de Osmanlı İmparatorluğu ve İslam. Bu vesileyle bunu da duyurusunu yapalım. Yeni çıktı bu çalışmalar ve bu hocanın aslında 10 yıllardır üzerinde eğildiği büyük bir birikimin de yansıması bu çalışmalar. Bunların da bu alana dair ciddi bir katkı sunduğunu ya da alan yaratacağını da düşünüyorum. Peki hocam, buradan devam edersek bu bahsettiğiniz isyanların sonrakilerle bir farklılığı var mı? Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Tabii ki Yasin Hocam, ilk dördü için ben kitapta beş olayı aldım. Beş olayı 10 kronik üzerinden ele aldım. Evet. Bu beş isyanın ilk dördü tamamen kalenderi ve Alevi motifleri taşıyan isyanlardır. Tek tek sıralamaya gerek varsa Şahkulu, evet. Bozoklu, Celal, Kocababa, Zünnün ve şeydir. Kalender Şah'tır. Kalender Şah bambaşka zaten bir isyan. Yani isyanın artık uç boyutlarını gösterir. Kalender Şah'a değinmişken, sırası gelmişken hemen orada kitlesel nüfusu sağlayan bir diğer hususa değinmek lazım. Bu da Türkmen, özellikle Dulkadiroğulları Türkmenleridir. Biliyorsun Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'le kavgası sonrasında dönerken Çaldıran'dan Dulkadiroğlu Beyliği'ne son verdi ve bu son verme hikayesini de Şehsuvar Bey'i üzerinden yaptı. Şehsuvaroğlu Ali Bey'i buraya oturttu. Burada bir tımarlı sipahi, eski düzen, hani Osmanlı'nın kendisinden önceki düzenleri biz devam ettirdiğini çok net biliyoruz. Dulkadiroğlu Beyliği sürecinde devam eden tımarlı sipahiler vardı. Onların sipahileri açıkta kalınca bunlar da isyana askeri başka bir zümre olarak katıldı. Hani o gayrimemnunlar safına bir de onlar katıldı. Kalender Şah kitlesi de çok büyüktür. Çok büyük bir savaştır. Bu ilk dördünü daha Mehdici, daha şey sayabiliriz. Bunlara Mustafa Akta malumun Celal isyanı der. Evet. Bozoklu Celal'den mülhem Celaliler der. Fakat İkinci grubu da Akta Büyük Celali Kavgası der. Büyük Celali Kavgası'nın ilkiyle farkı, bizim bu ele aldığımız isyanlarla farkı, ki beşincisi Karayazıcı isyanı Büyük Celali Kavgası'na girer. Büyük Celali Kavgası sistemden, pastadan pay alma kavgasıdır. Çünkü ayaklananlar bu sefer yine o gayrimemnun kitleleri kullanırlar. Onlar yine her zaman Anadolu'nun her yerinde var. Yani bu gayrimemnun kitle ya da işte kimisinin merkez bütünleme diye, merkez ve çevre bütünleşmesi sağlanmadı diye anlattığı hikaye esasında halkın yaşadığı haldir. Devam etmiştir. 18. yüzyılda da 19. yüzyılda devam etmiştir. Yani o ulusal devlet de falan çok çıkan bir husustur. Gönüllü vergi veren, sözleşmenin içerisine giren insanlar için kullanılacak bir şeydir. Bu dönem için çok yerinde bir tanımlama da değil. O Orhan Türkdoğan'dan falan kitapta şeyler yapmıştı, anlatılar yapmıştı. Ya da Şerif Mardin'den falan bu tür hususlara değinilmiş, merkez çevre ilişkisine falan. Dönüp tekrar sorunun başına gelecek olursak, Yalçın Hoca, Karayazıcı isyanı, 5. isyanımızda Celali Kavgası grubuna girer. Sistemden pay kapmak isteyen askeriler nedir? Sipahidir, sekbandır, onlar arasında yükselmiştir, bölükbaşı olmuştur, sancak beyi olmuştur, beyler beyi olmuştur. Mesela beyler beyi olanlara örnek verecek olursak Can Polatoğlu vardır mesela. Bunlar ama şunu söyleyebiliriz, Kalender Şah isyanından sonra ilk grubu tasfiye etmişlerdir.
Bu sefer ikinci grup başlamıştır. Büyük Celali kavgası dediğimiz askeri olan Osmanlı askeri sınıfının temsil ettiği idareden pay kavga kavgası. Kara Yazıcı'nın kardeşi Deli Hasan isyanı değil mi? Deli Hasan. Birebir buna uyar. Ama orada hanedan talebi olmadığı söylenir Yalçın Hocam. İlk dördünde Osmanlı hanedanının aleyhindedir. Yeni bir yönetimden bahseder. Ama Selanik'i Mustafa Efendi bunun tersini söylüyor. Diyor ki Abdülhalim diyor hanedan kurmak istediyor. Bunu açık yazmıştır. Önünde vardır. Fakat Deli Hasan, Abdülhalim biliyorsun işte öldürülüyor. Belli bir, hatta onun ölümü de çok enteresandır Yalçın Hoca. Öldüğü zaman cesedi bulunmasın diye yanındaki tabi falan gibi bir sürü eşkıya liderleri böler cesedi parçalar, bulunup aşağılanmasın diye ayrı ayrı yere gömerler. Yani onu da bir mitolojik şeye getirirler. Hatırla işte buna benzer ne var yakınlarda? Önemli. Kullanan Adolf Hitler vardı değil mi? Düşman elinde Rusların falan ile aşağılanmak için kendini yaktırmıştı. Yani bu sahasında Türkiye'nin yakın tarihinde de vardır. İşte Seyit Rıza'lar, efendime söyleyeyim, Şıh Said'ler, öyle değil mi? Yani aynen öyle. Tabii biz Zülfiyar'a çok dokunamıyoruz Yalçın Hoca. Evet. Malumun uzaktan gösteriyoruz. Yani yakınlıklar, benzerlikleri, o dikotomiyi uzaktan göstermek durumunda kalıyor. Siz Mustafa Bey hatta deyince böyle bir uzandım geride. Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi kitabı elime geldi. Onun aslında Celal isyanlarına dair de teferruatlı, epey yol gösterici bir çalışması. Peki hocam, son olarak şunu sorayım size. Sizin bu çalışmanızı ele alan bir okur ya da alıp okuyacak okurlarınıza nasıl bir öneriniz var? Yani bu çalışmanın hangi usullere göre ya da hangi tekniklere göre okunmasını sağlık veriyorsunuz? Yalçın Hocam, ben kitabı biraz ansiklopedik hazırlamış olduğumu anladım son zamanlarda. Esasında ben, hatta hocam çok da takılırdı bana. Ya derdi Ercan, sen bu işe girdin, hani hepsini anlatmaya çalışıyorsun falan. Hocanın yönlendirmesiyle sınırlandırdık Anadolu yaptık. İşte bunu 5 isyan olarak, olgusal 5 örnek olarak ele aldık. Biraz ansiklopedik oldu. Kaynaklar üzerinden de ansiklopedik oldu. 10 tane kaynak. Kimisi kimi olaydan bahsetmiş, kimisi bahsetmemiş gibi bir dağınıklık da var. Ben okuyucuya acizane şunu öneririm. Öncelikle kitabı 3 ayrı bölüm olarak düşünmeli. Sırayla okunacak bölümler, birbiriyle ilişkili bölümler olarak düşünmemeli. Çağdaş kaynaklarda biraz zayıftır, o kısmı da söylüyorum. Çünkü bu kitabı ben 2008 yılında yazdım. Bu kadar çok yayın yoktu o zaman bu konuya dair. Çok derinlemesine sonra doktora çalışmaları, yüksek lisans çalışmaları oldu. Ben bu okumalarım sırasında fark ediyorum. Fırsat bulsam onu da biraz daha berkitir, güçlendiririm o bölümü. Öncelikle ilk okuyacakları çağdaş okumalar olsun. Kitabın birinci bölümü. İkinci bölümde kronikörler var. Orayı geçip üçüncü bölümde 16. yüzyıldaki tarihçi ne yazmış bununla ilgili? Çağdaşla bir 16. yüzyılı mukayese etsinler. Sonra orada kronikörün vermiş olduğu bilgiyi de ikinci bölüme dönüp kronikörün olduğu, onunla ilgili bilgileri okumak suretiyle üç farklı alan okumasıyla götürsün diye öneririm acizane. Hocam siz 2008 dediniz ama kitabınız Libra'dan 2018 yılında birinci baskısını yapmış. Evet, 19'da yeni okumalar, hani bir düzeltme, tasih tarzında şey yaptık. Yoksa yeni bir eklemede maalesef bulunamadık. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ercan Gümüş hocamızla son çalışması Tarihçi ve Asi 16. yüzyıl Celali İsyanlarının Osmanlı tarih yazımına yansımaları üzerine konuştuk. Bu esasında hem önemli bir dönem hem hareketli bir isyanlar hadisesini kapsayan teferruatlı bir çalışma. Bu vesileyle Ercan Hoca'ya programımıza katıldığı için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için herkese selam olsun. Eyvallah, sağ olun.